Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Her zamanki açıklamamla başlayayım. Ali ve ben 1,5 yıldır Güney Amerika'yı gezerken başladığımız nokta olan Buenos Aires, Arjantin'e geri döndük. Hem biz burayı daha iyi tanımak hem de size tanıtmak istiyoruz. Hem de İspanyolcamızı geliştirmek, yani İspanyolcayı öğrenmek istiyoruz. Şimdi bugün de burayla ilgili, vatandaşlıkla ilgili bazı gelişmeler oluyor. Size bu konularla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Bugün de bir çift Türk vatandaşı doğum yapmak üzere Arjantin'e geldiler ve kendi süreçlerini anlatacaklar bize. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Ben de konuşayım biraz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi buluştuk. Starbucks'tayız. Sessiz bir yer bulduk. Size buradan Elif'le Muhammed'in tüm deneyimlerini aktaracağız. Burada Elif ne kadar kaldı senin de ormana? Bir ay kaldı. Bir ay kaldı. Bakalım bu süreçte neler yapıyorlar? Siz geldiğinizde nelerle uğraşacaksınız? Para ödeyecek misiniz? Ödemeyecek misiniz? Bütün bilgiler Elif ve Muhammed'de. Şimdi onları çeviriyorum. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şimdi zaten az çok ben biliyorum. Şimdi bilmeyenler de öğrensinler. Seni bir ay kaldı artık doğum yapmana. Aynen. Biz son 30. hafta gibi geldik buraya. Çünkü Türk Hava Yolları belli bir haftadan sonra zaten almıyor. Rapor bulunması gerekiyor. Gelmek hangi haftadan sonra almıyor? 36'dan sonra kesinlikle almıyor. 32'den sonra raporlu. 28'den daha doğrusu sonra. 28'den 36'ya kadar raporlu biniyorsun. Evet, ama şöyle bir durum oldu. Yani o kadar hiç çok... Hiç bize sormadılar ama tabii kime sadece de dönüş bileti soruyorlar. Onu. Yani Türk Hava Yolları kesinlikle dönüş bileti soruyor. Soruyor bak o konuda evet onu söyleyeyim. Bana çok kişi mesaj atmış dönüş bileti soruyor mu diye. Bize kesinlikle... İstanbul'da sordular ama bunu. Zaten evet İstanbul'da. Aynen. Türk Hava Yolları çıkarken sana soruyor. Yok yok oradan bakıyor. Orada zaten varsa alıyor. Sisteme giriyorlar. Ya bu arada başka bir ülkeye dönüş bileti falan olmuyor arkadaşlar. Direkt Türkiye'ye dönüş bileti olması lazım. Yani öyle oraya gittim oradan başka bir yere dönüş bileti aldım gibi bir şey yok. Bu Türk Hava Yolları'nda evet, var. Yani Hava Etiyopya'da deneyenler var şansını. Evet. Biz de ona merak ediyoruz yani. Eğer dönebileceklerse biz de bir tur Türkiye'ye gidip gelmeyi tamam, düşünüyoruz. Biri yorumlara yazsın o zaman evet. Etiyopya'yla gelen giden deneyen varsa. Ama Türk Hava Yolları'nın mı bu arada? Dönüş biletimiz hala mevcut. Ama geri gelmek için ben, hanım ve çocuğa 62 bin lira istiyorlar şu anda. Evet. Şu an, ama gidiş dönüş fiyatı aynı. O da garip yani. Evet. Gidiş, tabii, dönüş, gidiş dönüş 34 bin. Denk geliyor. Gidiş 30 bin. Evet. Evet. Ne yazık ki öyle. Peki siz buraya gelmeden önce herhangi bir şey yapmadınız değil mi? Araştırma yapmadınız yani buraya gelip. Hastanenin ücretsiz olduğunu öğrenerek geldiniz. Ya şöyle YouTube'da biraz araştırma yaptık internetten. Hepinizi tanıyoruz. Çoluğunuzla çocuğunuzla özellikle sizi çok izledik videolarınızı. Ama yani doğumla ilgili biz bir tane video yaptık. Evet siz de çok yoktu sanırım doğumla. Evet. Gerçi doğumla ilgili biz de bulamadık YouTube'da da. Ya, bir tane video yaptık çok ama çok yani da yok biz, zaten. Sağlığı daha çok ücretsiz böyle... olduğunu bir öğrenmiştik internetten. Arjantin'in Sağlık Bakanlığı'nda ben bayağı bir dolaştım. Gezdim yani ne oluyor ne bitiyor falan diye. Ama yani çoğu araştırdığımız şeyin doğru olduğunu gördük buraya gelince. Hastane olarak bayağı bir hastane gezdik. Burada peki İspanyolcasız bir şekilde buraya gelip hastaneleri bulmak falan ne kadar zor oldu sizin için? Aslında ya ulaşımdan ötürü hastaneyi bulmamız kolay oldu. Yani her hastaneyi zaten bakıyorsun. Konumdan bulabildik aynı. Diğer türlü hastaneye girdikten sonra Allah var yani bütün burada gardiyan diyorlar. Guard diye. Hepsi yardımcı oldu. Hmm. İngilizce yani, konuştuk biraz. İngilizce. Biraz çevirik yaptık. Direkt mevzuya girdik. Evet ya. Evet, evet. Kim bu insanlar kardeşim? Önce bir dakika dediğiniz gibi ben direkt mevzuya girdim. Heyecanlandık biraz. Evet, evet. Ya biz bir de daha önce çekim yaptık. Görüntüler silindi. O yüzden ben kafa yandı. Şey olacak. İkinciye tekrar olacak sizin için. Evet. Ben evet. İngilizce öğretmeniyim Türkiye'de. Kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. 31'e gireceğim inşallah. Ben de ne izledim ne üflüyorum. Bayağı bir Kültür Bakanlığı'nda bir geçmişim oldu. Başka bir özel kurumlarda geçmişim oldu. Kendi atölyemi kurdum en son. Ne üretimi de yapıyorum. Kendim çeşitli konserlere katıldım. Ve şu an buradayım. Yani bizim buraya gelme amacımız aslında tam olarak şöyle bir şekildeydi. Burası değildi, Avustralya'ydı. Yani Avustralya için çok büyük araştırmalar yaptım. Hatta Sydney'in sokaklarını bile biliyorum. Tam dedik ki vize işlerine girişelim. Elif'in hamile olduğunu öğrendik. Bu sefer şey oldu. Çoluk çocukla nasıl gideriz onun araştırmasına başladık. Bir de hamileyken vizeyi almamız çok zor oldu. Evet zaten öyle oldu. Ya şimdi şöyle bir eğitim şey var. Eğitim için olmayacaktı. Şimdi Avustralya gelişmiş bir ülke olduğu için ülkeye girmeniz bayağı bir zorlaşıyor. Çünkü sizi direkt mülteci kavramında alıyorlar. Yani ne kadar kalifiye eleman olursan ol. Gerçi orada kalifiye eleman başvuruları var ama ya biz bulamadık. Zaten İngilizce öğretmeni olduğu için kendisi oraya gittiğinde onların Türkçe öğretmeni gibi bir şey oluyor. Evet. Onun geçerliliği var mı yok mu onu bulamadık. Daha çok profesyonel vizelerde şey oluyor işte böyle hani evet. İnşaat ustası ya da işte mühendis, doktor vesaire hani böyle şeyler. Aynen. Hani İngilizce öğretmeni ya da müzisyenden, ya da sanatçıdan aşçı, çok aşçı falan. Aynen.
müzisyenin de bir vizesi varmış ama yani tam güvenemedim. Hı-hı. Yani onu da buldum aslında bir ara da. Sonra dedim ki en kolay yol öğrencilik. Yani öğrenci dil okulu olarak aha, gidebiliyorsun ya da eşim çok iyi İngilizce bildiği için yüksek lisansını orada yapabiliyor. Bu da bayağı külfetli bir, evet, yani masraf olarak aslında karşılayabileceğimiz bir masraftı. Çünkü oraya gittiğimizde dolar bazında kazanacağımız için. Ya dedim ki ben Elif yüksek lisans yapar, onun üzerinden bana 7000 Avustralya dolarına eş vizesi veriyorlar. Ama sebepten dolayı iptal oldu bunlar yani. İptal olmadı ya. %100 iptal oluyor. Aynen. Yani red diyorsun. Evet, çocukla birinin okuyamayacağını. Doğru. Bir de şey gibi düşünüyor. Gelecekler bunlar çocuğu burada yok, buraya yerleşecekler. Yani dönmeyecekler. Gibi de bir de şey var. Ondan sonra bir ara ben şeyi araştırdım. Yani ben yapsam yüksek lisans oluyor mu, ona da oluyor dediler. Hı-hı. Ben bir ara deli gibi İngilizce çalışıyordum. Bir ayda 1000 kelime falan ezberledim. Yani. Hadi bir şeye faydası olsun. 10 numara şeyle. Aynen, burada çok işime yaradı. Geldim geleli istemsiz mesela sıkıştığımda İngilizce konuşuyorum ve düşünmeden. Yani onun yatırımı güzel oldu. Evet, sonra İngilizce bilmek yine kurtarıyor bazı noktaları. Bizim bir tanış olduğumuz okuldan, kendisi İngilizce öğretmeni Mehdi Hoca var. Kendisi Faslı. 4 dil falan biliyor. Eşi de İngilizce öğretmeniymiş falan. Ya dedi ki siz niye Avustralya'yı zorluyorsunuz? Daha mantıklı şeyler var. Hatta üstüne üstlük vatandaşlık veriyor. Senin çocuğun orada doğarsa direkt oranın vatandaşı oluyor. Bizim Arjantin'i öğrenmemiz bu şekilde oldu. Hmm. Yani 5 aylık mıydı? 5-6 aylık hamileyken falan. Biz buna 2-3 ayda karar verdik. Yani hemen daha rota, keşfettiğiniz şey. Aynen. Siz Mehdi Hoca'yla tanışmadan önce bizim videoları görmediniz. Siz yok. Araştırmaya başladınız. Şimdi şöyle bir şey var. Aynen. Biz Mehdi Hoca ile akşam oturduk, konuştuk. Bize fikir verdi. Onlar kendi evine giderken ben direkt pasaport siparişi verdim. Yani gittim direkt 8000'i çektirdim. Dedim ki tamam biz pasaportu alacağız. Çünkü o dönem şey oldu, bir çip krizi falan vardı. 3-4 ayda geliyor dediler. Evet, ne zaman geldiğini hesap bilemedik. Yaptım. Ha doğum. Çünkü Aralık'ta evet, başvuranların Aralık hala gelmemişti pasaportları. 3-4 ay beklemiştik. Bizim 3 günde mi? 4 günde mi geldi? Hemen geldi. Biz ona şaşırdık yani. Pasaport basım sürecindedir. 4 gün sonra, yani salı günü gittik. Cumartesi günü elimizdeydi. Tamam, dediğin şansla işleriniz yolunda gitmiş. Sonra abi buraya geldiniz bu şekilde. Biletlerinizi evet, aldınız ve buraya iniş yaptınız ama çok da fazla bir bilginiz yoktu yani. Hani hastanenin ücretsiz olduğunu biliyorsunuz sadece. Sadece aynı. Tabii hastane araştırması yapmadık. Buraya gelince hastaneleri gezdik. Hastaneleri gezdiniz. Oradaki insanlar size yardımcı oldular bir şekilde. Translate'le evet, falan filan. Konuştunuz, anlaştınız. Aynen. Ve sonuç olarak şu anda bir tane hastane bulabildiniz mi? Aynen. Bir devlet hastanesini bulduk. Anlaştık orada. Provincial bir hastane. Augusto bir şeyi. Tam şu anda tam hatırlamıyorum. Hastanenin isimlerini bana verirsiniz. Yazarız üstüne. Onu aynen. Biz sana yazalım. Evet. Şu anda tamam. Çünkü daha o kadar aşina değiliz. Tamam. Ama evet, şu an gerçekten yazarız, çok memnunuz. Hastane şey dediniz değil mi yani? Özel hastanede baktınız siz. Ama devlet hastanesiyle şartlar neredeyse eşit gibi değil mi, evet, kalite çok olarak? Farkı yoktu. Şu şekilde. Biz de devlet hastanesi devam edelim dedik. Biz dedik ki özel hastanede de olsun sigorta yaptıralım. sigorta mevzusu şöyle oluyor. 500 bin peso mu bir şey dediler. Serkan abi söyledi. Onun da yeni çocuğu olduğu için ona danıştık biraz. 500 bin peso her artı her ay 25 bin peso da aylık sigorta ediyorsun. Yani 1000 dolar artı aynen, 50 dolar da her ay gibi oluyor değil mi? Ondan sonra işte bizim burada tanıştığımız bir tane... Bir kere mi veriyorsun 500 bin peso? Evet. O zaten hamile olduğu için. Diyor ki işte sen %100 artık bize muhtaçsın. Evet. Biz o parayı bir alalım. Bir alalım. Yoksa o 500 binle de ihtiyaç yok şimdi, değil mi? Şimdi biz şeyi sorduk mesela. Serkan abi abinin eşi sürekli her ay 25 bin peso ödediği için onunki zaten her türlü karşılamışlar. Onlar ekstra 500 bin vermemişler. O zaten buralı olduğu aynen, için. Buradan ziyade sürekli o parayı. Zaten, yani 2-3 tamam, sene boyunca aynen, ödediği için o özel hastaneye gittim de direkt bizdeki her ay 25 gibi, bizde de öyle. Aynen. Yani eğer hamile değilken başladıysa sen tabii bundan faydalanabiliyorsun. Ama hamileyken de sen bunu aynen, hamilelik için yaptın. O yüzden topluyu para alırlar. Ama şey ilginç işte hani böyle iyi bir hastaneyle devlet hastanesinin standartlarının hemen hemen aynı oluyor olması. İçindeki şeyi falan doktorların başarısı falan. Doktorlar hepsi de aynı. Ama biz zaten sigorta yapamadık çünkü Arjantin kartı istediler, DNA'yı istediler. Hmm. Zaten deneyim olsa. DNA dediğimiz şey bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Nüfus cüzdanının. Evet, evet. Kimlik kartı. Kimlik kartı. Numarası. TC kimlik numarası. Zaman verdikleri kartı. DNA yani numarası. Sigorta yapamadınız dolayısıyla. Aynen yaptıramadık. Yani bir de şöyle garip bir huyu var ülkenin. Yani istediğin kadar zengin ol paran geçmiyor. Yani evet, adama diyorsun ki kredi kartının limiti çok yüksek. Yani buradan çek diyor ki Arjantin kredi kartı. O da burada turist olmanın biraz daha. Evet. Aynen.
garip bir şekilde hesap açtırmaya uğraştık. 3 gün hesap açtırmaya uğraştım. Açtıramıyorsun. Açtıramıyorsun. Sen buranın insanı açtıramazsın. Evet. Evet. Ya açtırabiliyorsun aslında da immigration'dan bir şey alman lazım. Ha, öyle mi? Çok abi, belge sayfa belgesi. Çocuk doğar yani sen onu yapana kadar. Ben de zaten o yüzden bıraktım. Ya DNA'yı olduğunu açıyor musunuz? DNA'yı getir açayım dedi adam. Ondan sonra... Çocuk doğunca zaten olacak. Peki sen onu tercih etseydin parasal daha az bir kaybın mı olacaktı? O yüzden mi bunu tercih etmek istedim? Yok hayır. Banka hesabı nasıl açılıyor? Bizimki zaten şey meraktandı. Yani en azından onunla uğraşmayalım gibisinden. Burada vaktimiz boş geçmesin gibisinden uğraştığımız için. Bu hastane için değildi. Zaten açılacak bir yani şekilde. Genel kontrollerini falan filan sigorta üzerinden yap. Çünkü her kontrole gittiğinizde bir para ödeyeceksiniz değil mi şimdi? Vallahi 8500 peso ödedik Aleman. Alman hastanesine. $17 gibi. 350-400 liraya denk geliyor işte bizde. Tabii 17-18 dolar maksimum. Aynen. Her yok, gittiğinde. Gittiğinde ve her işlemde ayrıca para vereceksin. Evet. Aynen. Ama sigortalı olsa onlara vermeyecektin. İşte böyle bir faydası var sigortanın. Aynen o şekilde. Yani, aynen. Ama çok da pahalı değilmiş aslında. Peki ayda ne kadar, kaç kere gitmen gerekiyor bu kontrollere burada? Ya, sormadım. Bebek doğmadan önce 2-3 haftada bir gitmen gerekiyor. Tamam. Bebek doğduktan sonra aylık kontroller oluyor. Tamam güzel. Ama hani bebeğin doğmasına yakın kala herhalde haftada bire falan mı düşüyor? Tabii 2 haftada bire düşüyor. Ya biz onu şu şekilde yani devlet hastanesini bulduktan sonra ya buradan bir tane Arjantinli Müslüman olmuş bir abiye denk geldik mesela. Kendisi doktormuş. Bizim işimizi tamamen o halletti. Evet. Devlet hastanesinde. Şöyle bir şey var. Ultrasonundan her şeyine, kan tahliline kadar hepsini aldılar. Şu anda mesela bir hafta sonra yine randevumuz var. Bir şey soracağım. Abi siz nasıl bir yardımda bulunuz? Siz zaten hastaneyi buldunuz. Hayır. Bizim tanıdığı bulduğumuz hastaneler değil. Onun hastanesine gittik. Ama tanıdığı doktor olmasa da siz zaten bu işi yapabilirdiniz. Ya tabii devlet hastanelerine sonra devlet hastanesi olduğu ama için şöyle bir şey var. Çok kolaylaştı. Yani biz gidip kendimiz kaydettiyoruz. Şöyle yapıyorduk. Adam dedi ki bize bütün pasaport bilgilerinizi şunları bunları atın. Yani 5 dakika içerisinde bize bir randevu oluşturdular. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Düşünsene bilmediğin bir dilde randevu oluşturmak bile bir iş yani. Aynen. Ya biz gittiğimizde ama şöyle güzellikleri var. Doktorları çok iyi. Yani sanki kendi kardeşi gelmiş gibi. Evet. İşte ben bir diş doktoruna gittim abi. Yani gerçekten operasyon bittikten sonra birkaç kere gittim. Sarıldım kadına. Dedim ki teşekkür ederim dedim yani. İşlerinde çok iyiler. Evet. Aslında yavaşlar ama iyiler. Şununla alakalı olabilir bak. Doktorlar yavaş da değil. Bu örneği, hastanelerin ya da bu örneği birkaç kere veriyorum. Mesela ilk dünyadaki en iyi üniversiteler sıramasında ilk yüzde 3-4 tane Arjantin üniversitesi var. İlk biz onda bir tane var. Artık değil biz baktık. Öyle mi? O düşmüş 66. sıradaymış ama şu an 400 küsürlere düşmüş. UBA mı? Evet. 400 küsür mü? Evet. Düşmüş. O evet. Her yıl çünkü güncelleniyor. Hani ilk onda diyorlardı onu UBA'ya. İşte mesela buraya o zaman vazgeçer. İptal ediyoruz buraları, keseriz artık. Şu anda o zaman doğumun 0 Türk lirasına denk geliyor öyle mi? Hayır işte şey kontrolüne vereceği para var. Hayır artık yok işte devlet hastanesine geçtiler ya. Aa, siz bayağı bedavaya çocuğu doğurmuşsunuz. Aynen sigorta yaptırmadık. Özele de gerek kalmadı. Ve bunu tanıdık bulmakla bir alakası yok yani. Tanıdık sadece süreci hızlandırdı. Aynen yani tanıdık. Evet. Şöyle bir şey var. Tanıdık gitse de direkt bedava işlemlerini görecek. Aynen. Bizim yaptığımız bütün işlemleri biz uğraşmadan. Evet. Yani şöyle, zaten sizin bir ayınız var doğurmak için. Sizin zamana ihtiyacınız yani zamanınız yok. Ama zamanı mesela 3 ay doğurmasına kalabilir gelse sizden daha rahat yavaş tabii bir şekilde halledebilir. Bence 3 ay bile değil. 2 ay hatta 1,5 ay bile işlerine yarar. Ama çünkü siz çok hızlısınız öyle düşünün. Yani hızdan ziyade değil. Çünkü ya şöyle bir şey var, sıkışmasın istiyoruz. Yani ama 2 ay gayet ideal bir süre. Yani çünkü bir aylık her türlü sefillik çekersiniz. Yani çekmeniz lazım. Çünkü evet. Dil bilmiyorsunuz, kalacağınız yeri tam bilmiyorsunuz. Her ne kadar yüksek ya da düşük fiyat. O biraz böyle şey, şans eseri. Evet. Yine paraları varsa rahat ederler ama. Yani aynı 1000 dolar. Yani 10-15 bin dolar gibi bir parayla gelip burada devamında sizde vatandaşlık falan almak istiyorsanız çok ideal. Ama diğer türlü mesela ya bizim çok karlı oldu. Biz 20 liradan aldık doları. Yani şu anda desek ki bizim çocuğumuz vatandaş olsun, geri dönsün. Biz kur avantajından şu anda 0 liraya işimizi doğru halledip gitmiş gibi olacağız. Doğru. Yani çünkü biz aldığımızda 240 bin liraydı. 1000 dolar yedik. Şu anda elimizdeki 11 bin dolar 12 bin dolardan daha fazla paraydı. Doğru. Ve dönüş biletimiz de var. Yani şu anda iptal etmedik onu da. Peki şimdi çocuk doğduğu anda vatandaşlığını alıyor mu? Arjantin'den. Evet. Doğum belgesini nüfusa veriyorsun. Tak basıyorlar, veriyorlar. Size de 10 senelik oturum veriyorlar.
Yok, bizimki Perma'ymış. Hatta burada bir tane, burada Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıştığımız Avustralya ve Türk vatandaşı olup burada Arjantinli biriyle evlenen bir abla çok söyledi. Çok ilginç şurada ya. Hayatımızda denk gelemeyeceğimiz harika insanlarla denk geliyoruz burada. Oturumla beraber vatandaşlığa başvurabiliyormuşuz. Zaten oturum kartının süresi 6 ayda geliyor ya da 3 aydan sonra gelmeye başlıyor. 3 aylık bir vize şey, vize değil de geçici oturum şeyi veriyorlar. Başlangıçta kendi DNA'yı gelene kadar, o kalıcı DNA'yı geldikten sonra 6-18 ay arasında da vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanıp ikinci senesinde şey yapabiliyormuş. Yani vatandaşlık başvurusu. Evet. Ha tamam. Yani ailenin de 2 sene yani 2 sene beklemene gerek yok. Aynı anda hemen başvuruyorsun. Size de aynı anda. Evet. Ama işte 12 ay ile 18 ay arasında geliyor. Evet. Ya ama mesela... bu arada ülkeden çıkamama gibi zorunluluğunuz olmadı. Yok. Yok. Yani çıkabilirsiniz. Aynen, gidip yılın gelebiliyorsunuz. Ama yılın yarısında. Onu tam bilmiyoruz da biz de aynen. Biz de öyle bir hani bir bilgimiz var ama %100 kanıtlanmış bir bilgi değil o yüzden. Ya biz hatta kendisine dedik ya biz 2 seneden evet, sonra vatandaşlığa başvurabiliyoruz, öyle bir şey gördük falan. İspanyolca bildiği için kendisi oradan bakmış ve bize 2 kez dedi yani. Hayır dedi, siz oturuma başvurur başvurmaz şeye de başvurabiliyorsunuz. Yok şeyi ben de bir yerden biliyorum bu arada. Hani oturum, o DNA'nin geldiği anda sen vatandaşlığa başvuruyorsun. O süreç işte ne kadar sürerse. 6-18 ay. 6-18 ay arası. Evet, sonrasında da yılın yarısını başka bir ülkede, kendi ülkende nerede istiyorsan geçirebiliyorsun. Burada seni 2 sene boyunca da kalmak zorundasın gibi bir zorunluluğu yok. Buna ben %100 eminim. Siz sonuçta şimdi o DNA'yı geldiği anda 10 yıllık oturum alıyorsunuz galiba ilk etapta. O 10 yıllık oturum sizin artık yani. İstediğiniz zaman buraya geri dönebilirsiniz galiba. İstediğiniz zaman dönersiniz. Ama biz zaten vatandaş olacağımız için bizim böyle derdimiz tatamız yok. Tamam. Ha, siz evet bekleyeceksiniz pasaportu artık. Siz zaten 3 sene buradasınız değil mi artık? Planınız herhalde 3 sene burada. Ama şöyle bir durum var. Pasaport gelene kadar. Ötürü bunlar çok evet fazla suistimal edildiği için oturumları iptal oluyor. Yani mesela belirli bir süre beklemeden gittin. Çocuğun tamam vatandaş evet oluyor ama ailenin bütün şeyini yakıyor direkt. Artık çok kolay kolay vermiyorlar diye biliyorum. Çünkü çok fazla Rus akını varmış buraya gelip evet doğuran. Gidip bir daha gelmemeli. Evet. Ya zaten onun bir ekstra avantajı olmaz ki. Gelmeyecekse otur. Yani ne yapacak yani? O da oturum için de uğraşmıyor. Çocuğu için olmuyor demek ki. Evet. İşte sizin peki planınızda son kertede. Nasılsa siz bekleyeceksiniz zaten pasaport gelesiye kadar. Biz gidip geleceğiz Türkiye'ye ama buradaki işler de şu anda artmaya başladı. Hatta Ekim'de bir tane daha konser var. 28 Temmuz'da zaten. Gerçi 28 Temmuz'da inşallah çocuğum doğmazsa. Hayır çok iyi ya. Konser varmış. Aynen. Serkan abi aradı, 28 Temmuz'da konser gün alıyorum ben dedi. Hastaneye gittik. Gün verdiler 28 Temmuz. Arkadaş nasıl denk gelebilir? Ama tabii o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Yani o şey doğum için verilen süre takribi bir tarih ama yine de aynı günün olması biraz ilginç. Evet. Anlaşıp gelmişler. Tamamen şey yani hiç iptal edemeyeceğim bir durum var. Muhammed'in şöyle avantajları da var tabii. Burada neyzen olmadığı için ve hani insanların neye ihtiyacı, neyzene ihtiyacı oluyor. O yüzden ben Muhammed'in evet burada parada kazanabileceğini. Aslında dünyanın her yerinde yani ney çok etkili bir enstrüman ve her yerde iş yapabileceğini evet düşünüyorum. Evet. Burası da bir de Türk kültürüne Türkiye'de çok... Türkiye'de 5 sene aldığım alkışı burada 2 ayda aldım. Evet, evet. Gerçekten... Bir ayda zaten yarısını aldım. İnsanların yeteneklerine gerçekten çok saygı duyan evet, ve hayranlık evet duyan bir toplum var burada. Aynı zamanda arkadaşlarımızın da artık bir YouTube kanalları var. Biz buradan onların doğum sürecini takip edemesek de siz onların sürecini onların YouTube kanalından takip edebilirsiniz. O yüzden açıklamaları onların kanalının ismini bırakacağım. Neydi? Neyin Göçü ismi. Neyin Göçü. Oradan onların sürecini çekersiniz herhalde değil mi arkadaşlar evet şeyinizi? Zaten şu anda çekmeye başladım. Tamam. Yani bir miktar... Hastaneyle ilgili var bir videomuz sanırım. Evet. Yani bu hastaneye gittikçe de süreçleri tabii detaylı çekmeye bilgi. Başka... Aslında ben istiyordum ki Muhammed biraz ne yüklerken çekelim ama şimdi... Starbucks'ta olmayabilir. Starbucks'tayız. Ha şöyle biz şimdi bir konsere gidiyoruz. O konser... Ama yok bunu ona bağlayamayız. Neyse ilerleyen bölümlerde Muhammed'in ney çaldığını... Belki bahçede mahçede bir ufak... Abi Starbucks'ta olmaz. Starbucks'ta olmaz. Ay kızdırmazlar da bence olmaz, ayıp olur. Bizim kanalımız biraz daha sanatsal olacağı için. Ya en azından çocuk doğana kadar... Biraz doğum biraz sanat. Evet. İçerikleri. Takip ederlerse seviniriz. Yani genel olarak kültürel bir faaliyet çok nadir artık bizim ülkede ama burada...
Yani bu enflasyona rağmen bunu görünce şaşırdım aslında. Herkes bir şey çalıyor, herkes bir şey söylüyor mutlaka. Ya bir de tiyatroya gidiyorlar insanlar. Yani şey parasına marasına bakan yok. Yani o da garip. Yani hayatımda gördüğüm en garip ülkelerden birisi. Bir bakıyorsun parası dolar karşısında 1'e 480 ve kimsenin artık umurunda değil gibi. Alışmışlar. Salmışlar galiba. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben buralı bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki yani ya buralı insanlar nasıl bu kadar rahat, mutlu ve bu kadar her gün dışarı çıkıp para harcayabiliyorlar, paraları bu kadar değersizken. O da dedi ki Cansu bizim artık dedi ev almak gibi bir umudumuz kalmadığı için yatırım yapmıyoruz ve günümüze bakıyoruz dedi. Ben de zaten böyle düşünmüştüm, tasdiklemiştim. Ben yıllar önce Arjantinli gibi yaşamaya başlamıştım Türkiye'de zaten. Ben de Arjantinli oldum, bayağı öyle yaşıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bize abone olup desteklemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.